Hello, selam arkadaşlar. Yepyeni bir ameliyatla yine karşınızdayım. YouTube'a normalde video atmıyorum fazla. Atmak istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Ama bu ameliyatımı atmak istedim. Çünkü biz kadınların en çok ilgisini çeken, en çok dikkatini çeken ve en sevdiği şey arkadaşlar. Ve bu konuda bilgi aktarımı da bence çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi bugün olduğum ameliyatı ilk önce size söyleyeyim. Arkadaşlar benim burnumun ucu, şu tarafa bakıyorum sürekli. Kamerayı düz çekmeye alışmışım ya. Benim burnumun ucunda... burnumun içinde kıkırdak eğriliği, et büyümesi vardı. Bu da beni nefes almakta çok zorlaştırıyordu. Bu gerçek bir problem. Yani bahane değildi. Ama buna girmişken de benim burnumun ucunda arkadaşlar çift kıkırdak vardı. Çift kıkırdak yani kareydi. Bu ameliyata girmişken de burnumun ucunu düzelttirmek istedim. Böyle bir karar aldım. Ve aynı anda bu şu yıllardır çok istediğim ameliyatı da yaptırabileceğimi öğrendim. Ya 2 ay 3 ay bekleyerek yaptıracaktım ya da beraber. Çok sevindim bunu duyduğumda ve hemen yola koyuldum tabii ki. Şimdi bunları sayayım arkadaşlar. Bakın göz kapağı aldırma, şakak germe ve çok hafif de kaş kaldırmış. Öyle söyledi kendisi doktorumun. Bilmiyorum biraz kaşım kalkık duracak birkaç ay galiba fazla ya da ama az yapmış. Çünkü benim, bakın mesela benzemiyorlarım tamamen gitmiş. Zaten filtre de yok. Şimdi ameliyatın kolaylığı. Benim daha önceki videolarım bilen arkadaşlar benim göbek germe, yağ aldırma, popoya ekletme ameliyatı olduğumu ve meme ameliyatı olduğumu biliyorlar. Bana göre bu çok hafif bir ameliyat. Gerçekten zor değil, çok ağrılı değil, korkulacak bir şey değil. Görüntüsü korkunç o kadar. Yani korkulacak bir ameliyat değil. Tek problem nefes alamıyor oluşum. Beni tek rahatsız eden o. Benim de şu kemiğime hiç dokunulmadığı için, kemiğim kendi kemiğim olduğu için daha rahatım tabii. Ama ucuyla ilgili bir problemim yok. Nefes alamıyorum. Onları da tamponları salı günü çıkaracağız. Bu arada bugün ameliyatımın da 3. günü arkadaşlar. İlk günler olan resimleri de ilk kapak fotoğrafını eklerim. 3. gün ben şu göz kapaklarım çok kaşınmaya başladı. Bugün arkadaşım gelecek. Güzelce bir saçımı yıkayacağız. Hala kanları duruyor. Yıkayacağız. Şu bantları sökeceğiz. Sonra bakımı yapacağız. Ben şimdi size günlük bakımımı paylaşayım. Bakın doktor böyle bir şey yazmış ya da eczaneci de bunu vermiş olabilir. Bakın bunu şöyle göstereyim. Böyle yapıyorum. Tık tık sıkıyorum. Yaptım çünkü biraz önce. O yüzden. Onun arkasından şöyle bir yağ vermiş arkadaşlar. Bu da içi aşırı yara olduğu için, kuruduğu için nefes alamıyorsun. Yani bunu yapmak zorundasın. Bir de sabah akşam diyor ama ben valla bol bol yapıyorum. Sonra bu yağ döküyorum. Yağ döktükten sonra da böyle kulak çöpüyle yayıyorum. Bir de şöyle antibiyotikli bir tane şey var. Merhem gibi bir şey. Bunu normalde şu göz üstümüze, göz altımıza kullanıyoruz. Ya da şu burnumuzun kenarlarına sürüyoruz. Antibiyotikli olduğu için bu da çok iyi geliyor. Üzerine bana 2 tane ilaç yazmış. Bir tanesi antibiyotik, şu antibiyotik olan. Bir tanesi de sabah akşam günde 2 kere yiyin. Tok karnınıza diyor. 1-12 saatte bir diyor. Bunun dışında da arkadaşlar bir tane daha yaralar için kullandığımız bir merhem var. İsmini şu anda hatırlayamadım. Yazarım size. Kanteron yağı olması lazım. Ben de yukarıda var. O da yaralar için bir tane doktor önermiş YouTube'da. Onu da alıp sürebilirsiniz. Ben süreceğim. Benim evimde var. Hani yara izleri için falan çok iyiymiş. Dikiş izlerimizde falan onu sürebilirsiniz. Bunun dışında ameliyatla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa sorarsınız. Doktorumdan memnun kalırsam burada severek paylaşacağım. Şu an her şey benim için çok güzel. Ameliyatın gidişatı çok güzel. Bir tane kadın var. Kirpiklerle birlikte yaptırmış ve gözü hiç görmeye açılmıyor. Benim öyle değil. Bakın 3. gün ve ben gayet iyiyim. Gözüme lensimi taktım. Onun dışında burun ucumu çok beğendim. Gösterebilecek miyim bilmiyorum ama after paylaşırım daha sonra. Sormak istediğiniz bir şey olursa bana severek sorabilirsiniz. Bakın bu arada ben kulak çöpüne bu şunu yayıyorum. Bunu da anlatayım. Şöyle 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 sürüyorum. Yani temizlik kullanıyorum bir tarafına bir tarafına. Böyle günlük bakımlarımız bu anlamda çok önemli. Nefes alabilmemiz için çok önemli. Çünkü onun dışında böyle zaten başın ağrıyor artık nefes alamadığın için. Beni tek zorlayan konu bu. Böyle aklıma gelen her şeyi söyledim. Hastanede bir gece yaptım. Ameliyat fiyat ortalamaları şu an 140 bin civarı. O, tabii bu videoyu 1 yıl 2 yıl sonra izleyenler bu fiyata gülebilir. Bilemiyorum Türkiye piyasasında. Böyle hepinizi çok seviyorum. Gidişattan hepinizi haberdar ederim. Dediğim gibi bugün yıkanacağım, bantlarım falan sökülecek. Ama sökülmeden bir video çekeyim dedim size de. Hoşçakalın.